Dostlar selamünaleyküm. Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına girmek üzereyken ilginç bir gelişme yaşanıyor. Avrupa'da kurulan bir koalisyon Ukrayna'ya tamı tamına 1 milyon adet drone teslim etmeye hazırlanıyor. Yanlış duymadınız. Tam 1 milyon. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Çünkü bu konunun doğrudan Türkiye ile de çok alakası var. 1 milyon drone teslim edilmesi Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkiler? Neden bu drone meselesine bu kadar önem veriyorlar? Ve daha da önemlisi Türkiye artık içinde olduğumuz drone savaşlarına ne kadar hazır? Yani hem saldırı hem savunma anlamında bir hazırlığımız var mı? Bugün bu soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığında beklenti herkeste aynıydı. 72 saatte Rus bayrağı Kiev'e dikilecekti. Ancak bu hesap tutmadı ve savaş 3 yıldır devam ediyor. Beklenenin aksine Ukrayna Rusya'yı tam anlamıyla yenebilecek güçte olmasa bile Rus ordusuna bugüne kadar ciddi bedeller ödetti. Bu bedelde başrolü patlayıcı yüklü dronlar oynadı. Elbette net bir oran vermek mümkün değil ama belki de bugüne kadar Ukrayna'nın Rusya'ya verdiği zararın %30'u belki %40'ı patlayıcı eklenmiş bu dronlar sayesinde oldu. İşte bu yüzden bugün konuş konu önemli. Avrupa çıldırdı diyebiliriz. Ya da haberin başlığını görünce insan öyle düşünüyor. Çünkü Avrupa'da kurulan bir komisyon Ukrayna'ya 1 milyon adet insansız hava aracı tedarik etme taahhütünde bulundu. Bunu ne zaman teslim edeceklerine dair bir bilgi paylaşılmadı. Bu sayıyı tamamlayabilecekler mi? Ya da ne kadar zamanda tamamlayacaklar? Bununla ilgili de herhangi bir bilgi ya da öngörü yok. Yani dedikleri gibi 1 milyon adet drone tedarik edemeyebilirler. Ama çok fazla dronun tedarik edileceği gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Açıklanan rakam fiyasko çıkabilir. Çünkü daha daha önce buna benzer bir şey de olmuştu. Yine Avrupa Birliği Ukrayna'ya Mart 2024'e kadar 1 milyon adet 155 mm top mermisi sağlama hedefi koymuştu. Ama geçen ay bu hedefe ulaşamayacaklarını açıkladılar. Yani şimdi Avrupa Birliği içinde oluşturulan bu koalisyonun 1 milyon drone vadede gerçekleşmeyebilir. Ama dediğim gibi bu on binlerce belki yüz binlerce insansız hava aracının Ukrayna'ya geleceği gerçeğini değiştirmiyor. Başta söylemiştim insan başlığı görünce Avrupa çıldırdı diye düşünüyor. Ama galiba artık savaşlarda bu tarz rakamlara alışmaya başlayacağız gibi. Çünkü Ukrayna tek başına geçen yıl 300 bin adet insansız hava aracı ürettiğini açıkladı. Bunlarla silahlı kuvvetlerinde 60 farklı İHA saldırı birimi oluşturdular. Bakın sadece Ukrayna savaş içinde olmasına rağmen 300 bin adet drone üretmiş rakam doğruysa. Yani Avrupa'dan gelecek 1 milyon rakamı ilk duyulduğunda insana çok büyük bir rakam gibi geliyor. Ama böyle büyük ölçekli savaşlarda muhtemelen bundan sonra bu tarz rakamları göreceğiz. Çünkü savaşlarda bu sistem önemi gün geçtikçe daha da artıyor. Ve bunu bize önce Libya, Suriye gerginlikleri, sonra Karabağ harekatı, şimdi de esas olarak Ukrayna gösteriyor. Bakın geçen yıl ürettikleri 300 bin drone ile 14.270 Rus ekipmanını imha ettiklerini iddia ettiler. Bu imha ettikleri ekipmanların içinde tanklar da var, roket sistemleri de, mühimmat depoları da. Tabii ki bu rakam tam olarak doğru değildir. Savaş ortamında bu tarz rakamlar abartılarak paylaşılır. Bu gayet doğal. Ama bugüne kadar Ukrayna'dan gelen görüntülerdeki dron saldırılarına bakarsak rakam bu kadar olmasa bile azımsanacak bir boyutta olmadığını biliyoruz. Avrupa'nın Ukrayna için üretmeyi vaat ettiği 1 milyon dron haberi üzerinden bu konuyu konuşuyoruz. Çünkü savaş sahalarında inanılmaz büyük bir değişim yaşanan bir dönemdeyiz şu anda ve işin iyi yanı bu konuda ciddi hazırlıklarımız var. Ama kötü yanı şu ki özellikle terör örgütlerinin de bu sistemleri kullanıyor olmasından dolayı çok ciddi bir tehdit altındayız. Hatta en son tekrar bu kısma gireriz ama şimdi kısaca bir açayım meseleyi. Son dönemlerde Suriye de bizim desteklediğimiz muhalif güçlere karşı Suriye'de kamikaze drone saldırıları yapmaya başladı. Yani bir sonraki Suriye harekatında da biz muhtemelen bu saldırılarla muhatap olacağız. O yüzden mesele önemli. Aslında Ukrayna'nın bunca işi başardığı o dronları görseniz inanmazsınız. Bildiğiniz küçük ticari dronları kullanıyorlar. Zaten bu yüzden savaş sahalarında bunların kullanımı çok maliyet etkin bir yöntem ve düşmanınızı çok ciddi ekonomik sıkıntılara sokabiliyorsunuz bu şekilde. Çünkü patlayıcısıyla filan 2000 dolarla 10.000 dolar arası maliyetlere sahip bir drone'u harekete geçirdiğiniz zaman düşmanınızın onu engellemek için yapması gereken şey milyonlarca dolar değerinde füzelerle karşılık vermek. Karşılık vermek için kullandığı bu füzeler ekonomiye ciddi bir yük oluşturuyor. Aynı zamanda kullandıktan sonra envanterin yerine doldurulması bir drone'un üretilmesine göre kat kat zor. O yüzden envanter sıkıntısı yaşatıyor ve bu durumda çok ciddi bir psikolojik üstünlük kazanılmasını sağlıyor. Bir de drone'la saldırmak kavramıyla drone'a karşı savunma yapma kavramını teraziye koyduğunuz zaman çok adaletsiz bir durum. Da oluşuyor. Bakın şöyle bir şey var. Bir bölgeye drone ile saldırdığınızı düşünün. Ya da bir askeri araca 100 tane drone gönderin. 99'u başarısız olsun. Bir tane sistem başarılı şekilde hedefini imha etsin. Saldırınız başarılı kabul ediliyor. Ama kefenin diğer tarafına baktığınızda tam tersi bir durum var. Bu sefer hedef olan araç ya da bölge açısından bakalım. Orada kullandığınız savunma sistemi gelen 100 drone'un 99'unu vurup sadece bir tanesini kaçırsa bile savunma başarısız kabul ediliyor. İşte bu açıdan baktığımızda da düşük maliyetli sistemlerin bu kadar etkili şekilde saldırı yapabiliyor olması savaşta çok büyük bir avantaj. Zaten Ukrayna Savaşı ile birlikte Batı tam anlamıyla bunu anlamış olacak ki 1 milyon drone tedarik etme sözü veriyor. Yani bütün bu meseleyi kısaca bir özetlersek şunu kolaylıkla söyleyebiliriz ki savaşın bundan sonrasını drone konusunda saldırı ve savunma kabiliyetinizin ne kadar olduğu belirleyecek. Yani bir savaş başladığında elbette güçlü hava kuvvetleri yıkıcı saldırılar yapacak. Ama her savaş en nihayetinde kara savaşına dönmek zorunda. İşte iş o noktaya geldiğinde kimin saldırı dronları daha etkili ve sayıca fazla fazlaysa savaşı muhtemelen o kazanacak. Ya da kim dronlara karşı etkili bir savunma sistemi geliştirebildiyse savaşın kazanını o olacak. Önümüzde böyle bir tablo var ve bu tablonun olduğu ortamda biz nefes almadan gece gündüz bu konuda çalışmak zorundayız. Çünkü dron bir tehditse emin olun en büyük muhatabı biz olacağız. Bugün Batı Ukrayna'da öğrendiği bütün dron taktiklerini yarın eğitim haline getirip Suriye'de ve Irak'ta PKK'ya verecek. Tabi sadece eğitimini değil dronlarını bile hazır getirecekler ve biz sürekli bu tehdit altında olacağız. Şunu belirtmek lazım. Bugüne kadar zaten denediler bunu. 2018'den beri farklı bölgelerde kamikaze drone saldırısı denemeleri yaptılar. Bugüne kadar hepsini de püskürttük. Ama bu saldırılar hem artacak hem de çeşitlenecek. O durumda işimiz biraz daha zor olacak. O yüzden hazırlığı arttırmamız gerekiyor. Ayrıca belki de daha önemli mesele şu ki son zamanlarda Suriye'de bizim desteklediğimiz güçler rejimin drone saldırılarına maruz kalmaya başladı. Şu an için tek tük örnekler geliyor. Ama zaman içerisinde bu çok artacak. Çünkü Suriye rejimi bu tarz şeyleri tedarik etmek istediğinde Oldukça şanslı bir pozisyonda. Çünkü hem Rusya ona bunları vermeye hazır hem de İran. Hadi Rusya Ukrayna Savaşı ile uğraşıyor. Oraya bakmaz diyelim. Emin olun İran mesele bize zarar vermekse gece gündüz çalışıp Suriye rejimine binlerce drone üretir. Zaten bu konuda fena bir konumda da sayılmazlar. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın stokları bitti. İran onları destekledi. Hesap edin artık. Peki böyle bir durumda Türkiye ne yapacak? Aslında esas soru bu. Saldırı anlamında bakarsanız Türkiye'nin Alpagu, Kargu ve Kargı gibi çok önemli kamikaze sistemleri var. Bunları zaten kanalda daha daha önce detaylı şekilde konuştuğumuz için detaya girmiyorum. Anti drone sistemler dediğiniz zamansa karşımıza farklı farklı çalışmalar geliyor. Mesela Aselsan'ın ürettiği ihtar sistemi var. Bu sistem mini ve mikro dronları tespit edip takip edebiliyor ve imha edebiliyor. Şu anda bu sistem Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil birçok noktada aktif olarak kullanılıyor. Yine Aselsan'ın geliştirdiği Kangal sistemi mini dronlara karıştırma ve köreltme yapabiliyor. Aynı şekilde Boğaziçi savunma tarafından geliştirilen İlter drone savar sistemi de etkili bir sistem. Ve bugüne kadar ondan fazla ülkeye ihraç edildi. Ve yine ASELSAN'ın geliştirdiği Gürs hava ve füze savunma sistemi oldukça önemli. Tabii Gürz bambaşka bir boyut. Yetenekleri çok fazla. Ama dronlara karşı da oldukça etkili olacak bir sistem. Çünkü atom mühimmatını kullanıyor. Dakikada 400 atom mühimmatı fırlatabiliyor. Bu da dakikada yaklaşık 4000 ile 6000 arası mermiye eşdeğer bir güç. Çünkü atom havada 10-15 parçaya bölünerek hedefe gidiyor. Türkiye'nin drone savunma sistemleri bunlarla sınırlı değil. Hem devlet kurumları hem özel şirketlerde daha bir sürü çalışma var. Daha tam anlamıyla büyük bir tehdit görmedik. Gördüğümüz zaman ne kadar etkin olduklarını elbette birlikte öğreneceğiz. Ama tamamı bugüne kadar yapılan testlerde ciddi başarılar yakaladılar. Yani etkili sistemler olduğunu söylemek daha savaş ortamını görmeden de mümkün. İnşallah ilk gerginlik sahasında etkili olduklarına da şahit olmak nasip olur. Allah'a emanet olun.